şeyin hem dinimize hem de yani daha önce adı Ahmet Mehmet ama kendisine Türk. Rahmetli Başbuğ tabii ki askerin içerisinde arkadaşları, öğrencileri vardı. 12 Eylül akşamı rahmetli Başbuğ genel merkezde odasındaydı. Odasında da bir misafiri vardı. Akşam üzeriydi. Psikiyatri doktoru vardı. O psikiyatri doktoru koşarak geldi. İçeride kim var dedi. Biz de bir misafir olduğunu söyledik. Bize dedi ki bu gece sabaha karşı darbe yapılacak. Biz de tabii yani inanamadık. Hemen içeri girdi. İçerideki misafir dışarı çıktı. Rahmetli Başbuğ'a söylüyor. Diyor işte bu gece darbe yapılacak. Çok geçmeden Başbuğ çıktı. Yarım saat sonra falan eve gidiyoruz. Ve arabada şöyle söyledi. En kötü seçim en iyi ihtilalden daha iyidir. Onlar Başbuğ'a darbe yapılacağını ve helikopteri hazırladıklarını, helikopterle Taşucu'na götüreceklerini, oradan da deniz aracıyla Kıbrıs'a götürecekler dediler. Fakat rahmetli Başbuğ birden bağırarak ben vatan hainliyim, ülkemi terk edeyim dedi. Eğer ben suçluysam ülkemde ölürüm diye bunları reddetti. Bir haber geldi. Burayı terk edin evi, yoksa sizi evde infaz edecekler dediler. Başbuğ evi de terk etmek istemiyordu. Ailesini falan kayınbiraderinin evine gönderdi. Kendi evdeydi. Gitmem dedi. Fakat bu haberi o teğmen getirdiğinde Yaşar Okuyan'ın orada bazı kişiler vardı. Onların ısrarı üzerine Başbuğ evi terk etti. Rahmetli Türkeş götürdük bir yere. Bana dedi ki git evin yanına bir yere gizlen. Ne olacak? Eve gelecekler mi? Orada ne yapılacak? Bize haber getir dedi. Rahmetli Başbuğ'un evinin arkasında bir yere çamların arasına gizlendim. Bekliyordum. Bir baktım Yıldız, Çankaya Yıldız tarafından konvoy halinde sadece kedi gözlerini yakmış, uzun lambalar yanık değil, bir konvoy geliyor. Tabii ben hemen anladım yani normal bir şey olmadığını. Niyazi Özer dediğimiz kişiymiş o. Elinde silah. Eve daldılar. Evde ne var ne yok patır kütür camlar kırılıyor, aşağı atıyorlar. Başbuğ çok dindar biriydi. Hem dinine hem şeyine. Mesela sabah namazını iki eli kanda olsa sabah namazını kılar, uyumaz. Çantasında bir Kur'an-ı Kerim, A4 kağıdı, bir de sarımsak vardı. Kalkar kahvaltı saatine kadar Kur'an'ı okur yazar, okur yazar. Kenan Evren Başbuğ'u kıskanıyordu. Yani eğer Necdet Üruğ Paşa olmasaydı Başbuğ'u idam edeceklerdi. Ki Cenab-ı Allah yardım etti. Necdet Üruğ Paşa'ya da Allah nurlar içinde yatırsın. Mekanı cennet olsun. O günler ülkücülere çok işkenceler yapıldı. Aslında sanki darbe Türk milliyetçilerine yapılmış gibiydi. Suçsuz yere ülkücüler idam edildi. Eski Atatürk döneminden başlıyordu. Öyle o resimler Başbuğ. Bu Emevi dönemi. Arap olmayan